Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz ise Photoshop'ta bir desenin renk ayrımlarını yapmak. Bu renk ayrımlarında kullanacağınız yöntemler hakkında biraz bilgiler vermek istiyorum size. Bakın, seçmiş olduğunuz alan ne hangi alandır? Şuradaki alt zemin alan. Bunu eğer layer haline getirdiğiniz zaman layer'dan new layer copy deseniz otomatikmen layer haline gelecek mi? Veya seçmiş olduğunuz alanı delete ile sildiğiniz zaman alt noktadaki ne olacak? Alan silinmiş olacak. Kalan kısım ne olmuş olacak? Buradaki görmüş olduğunuz gibi bu uygulama olarak kaç renk burada? Şimdi renklerimizi bir bakalım. Siyah bir renk. Mavi ikinci renk. Değil mi? Ondan sonra buradaki beyaz 3, kırmızı 4, sarı 5, eflatun 6. Demek ki burada kaç tane rengimiz var? 6 tane. 6 tane rengi nasıl renk ayrımı yapmamız gerekiyor? Burada ben size genel özellikler noktasında bir algılama noktasını göstermiş olacağım size. Birincisi, ister dekupe yaparız, İsterseniz ben burada size bazı özellikler göstereyim. Burada layer menüsünüzü açmanızda veya kanal menünüzü de açmanıza yarar var. Ben kanallara bir açmış olalım. Bakın şimdi. Bir de layer menümüzü açmış olalım. Bakın, layer menümüzde ben bunu alıp çöpe atıyorum. Sadece layer olarak bu kalmış olsun. Şimdi sistem olarak şu var. Ben buraya geliyorum. Veya Select'ten Color Range kısmına geldim. Algıla dediğim zaman neyi algılayacak? Siyah olanları algılamış olacak mı? Bakın, algılattırdım. Siyah olan zeminler algılanmış oldu. Select'ten ne diyorum bunu? Save Selection nedir? Yani kanala yükle, siyah diyorum. Siyah dedim mi? Siyahı kanala yükledik mi? Yükledik. Sonra geliyorum Select'ten, Color Range kısmından. Neler alalım bu sefer de? Beyaz olanlar. Beyazlar mı sanki burada değil mi? Bunları da seçtik mi? Seçtik. Seçtikten sonra Select'ten Save Selection diyerek beyaz diyerek bunu da kaydettik mi? Ettik. Sonra geldik Select'ten tekrar Color Range kısmına geldik. Ne dedik? Mavileri algılattıralım. Tabi seçili alanımızı kaldırmak kaydıyla. Ne dedik? Mavi olanlar. Şimdi bakın, mavi noktalarda seçerken ona göre algılama noktasını kullanmış oluyorum. Bakın, okey dediğim zaman sadece nereler seçilmiş oldu? Maviler. O zaman Select'ten Save Selection dediğimiz zaman neyi seçmiş olduk bir de? Maviyi algılattırmış olduk mu? Olduk. Sonra gelelim Select'ten Color Range kısmından neyi seçmiş olalım? Bakın, eflatunları seçmiş olalım. Save Selection dedim. Eflatun desem. Geldi mi? Geldi. Sonra Select'ten Color Range kısmına tekrar girsem. Bu sefer kırmızıları algılattırsam. Kırmızıların hepsini algıladı mı? Buradan oranımı yükseltebilirim. Select'ten Save Selection desem. Buna da kırmızı desem. Kırmızıyı da algıladı mı? Algıladı. Kaç oldu? 2, 4, 5, 6 tane. Bir sarımız kaldı. Select'ten Color Range kısmına geldim. Sarı renk tonlarını algıladım. Bu sefer tekrar Select'ten Save Selection desem. Buna da sarı desem. Aynı şekilde sarılar da buraya aldı mı? Aldı arkadaşlar. Yani buradaki uygulama, hatta sarıları biraz daha şöyle alalım. Biraz daha algılatma oranını yükseltelim. Bakın, Select'ten Save Selection dedim, sarı dedim. Şimdi yapmamız gereken uygulamaya gelelim. Yapmamız gereken uygulama şudur. İmajdan mod kısmına girerek multikanal yapmak. Yaptıktan sonra da bu yellow, magenta, siyahları atarak bizim yaptığımız işlemlere gelmek. Neydi bu siyah? Siyahsa bakın,
Şuradan siyahı seçin. Spot color deyin. Siyah olarak verdik mi verdik. Buradan beyazı seçin. Spot renk olarak verin. Verdik mi? Verdik bakın. Sonra buraya gelin. Buradan mavi seçin. Spot renk olarak atayım. Mavi verdik mi? Verdik. Sonra gelelim buraya. Eflatunumuzu. Buradan seçelim. Spot renk olarak atayalım. Aldı mı? Aldı. Şimdi gelelim kırmızımızın üzerine. Spot renk olarak atadığımız zaman atadı mı? Atadı. Sonra gelelim sarı renk tonumuza. Sarı renk tonumuzu buldum. Spot renk olarak ata deseydim. Atadı mı? Atadı. Bakalım. Uygulama tamam mı? Tamam. Şimdi renk ayrımlarımız tamam mı? Biz bunu file'dan print preview konumuna götürseydik. Output deseydik. Bakın. Cross'larımızı, axis'larımızı assaydık. Sonra buradan gelip kaç tane renk vardı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane renk yok mu? Var. Demek ki arkadaşlar kaç tane rengimiz var? 6 tane. Eğer ben buradan OK desem otomatikmen çıkış değeri olarak bana kaç tane renk verecek? 6 tane. Sadece buraya gelip print demek bunun renk ayrımı yapmak için yeterli bir sebeptir arkadaşlar. Bunu da böyle bilesiniz. Yani sadece print deyip ve bu uygulamayı bitirmiş olacaksınız. Bunun mantığı, uygulaması da bu şekilde. Yani kaç tane renk ayırdık? 6 tane. Bu kolay mı zor mu? Çok basit ve kolay arkadaşlar. Bunun mantığı, uygulaması da bu şekilde bilesiniz. Emekler paylaşıldıkça daha güzel olmakta. Ve dualarınızı birbirimizden eksik etmeyelim arkadaşlar. Bu noktalarda arkadaşlarımız eğer çok daha iyi bir şekilde hizmet etmek gerekirse sizin de önerilerinizi, düşüncelerinizi aşağı taraftaki e-mail adresimizden, telefon numaralarımızdan bize ulaştırırsınızsa da biz de onları dikkate alıp daha çok faydalı, güzel işler yapmaya teşvik etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu arkadaşlar çok değerli dersler bunlar. Bakın normalde dışarıda bu eğitim amaçlı olarak bunlar 2.000, 3.000, 4.000 liraya rakamlarla satılmakta. Biz bunları dediğim gibi Allah rızası için siz dostlarımızla paylaşıyoruz. Umarım faydalı, güzel bir şekilde iyi ilimler olur, güzel meslekler olur, iyi yerlere gelirsiniz. Bizim de küçük bir şekilde bir katkımız olur sizler üzerinde. Onun için arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Saygı ve sevgilerimle. Bütün eski öğrencilerime de buradan selamlarımı iletiyorum kendilerine ve sizin gibi yeni dostlarımıza da merhaba, hoş geldiniz diliyorum. İnşallah hayırlı, güzel günler görmemize Rabbim yardımcı olur. Kolay gelsin efendim, hoşça kalın.